Merhaba sevgili seyirciler. Şimdi biz Sevtep Hanım'la Akrep Burcu'nu bitirdik aslında. Az önce Akrep Burcu ile ilgili yayından hemen önce biz Akrep Burcu'nu şöyle bir 5 dakika konuştuk. Evet Sevtep Hanımcığım, nasılsınız? Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Akrep Burcu'ya zip çektim ağzıma. Ne iyi ki varlar. Akrep Burcu da dönüştürücü, değiştirici özelliğe sahip bir enerji. Çürümüşü atan, çürümüşü hayatlarınızdan çıkaran, Plüto tarafından yönetilen bir burç. Başlayalım mı? Tabii. Plüto dediniz ama Mars burada ne yapıyor? Mars'la alakası var. Mars da yönetiyor. Tabii ki Mars da yönetiyor. Bir tanesi klasikteki yöneticisi. Diğeri de moderndeki yöneticisidir. Çünkü Plüto daha sonra bulunmuştur biliyorsunuz. Ama ilişkilendirilmeye baktığında Plüto'ya daha uygundur. Neden? Akrep gizliliği sever. Akrep gizli kalmayı sever. Akrep nasıl söyleyeyim size? Hani o zehrindeki olayla panzehir yaratarak aslında değişim dönüşümü temsil ettiği için astrolojide de Plüton ölüm yani 8. ev dediğimiz evi yöneten burçtur ve burcun yöneticisi Plüton da burayı yönetir. Ama gücün ve yenilenmenin gezegeni olarak geçiyor. Tabii gücü seven bir enerjisi var çünkü güçle alakalıdır ve güçlüdür. Karanlık tarafımızdır aslında. Hani karanlık güneş dediğimiz Plüton'un yönettiği bir burçtur. O karanlıkla karşı karşıya kalıp onu kabul edersek aslında onu da görürsek korkmamayı öğrenirsek çünkü akrep burçlarında korku vardır. Akrep burçlarında manipülasyon vardır. Ya vardır da vardır. Bunları seveceğiz. Vardır da vardır. Ben de sevgili seyirciler, İstanbul'da bugün hava yağışlı. İngiltere'de acaba hava nasıl? Sizin yaşadığınız yerde diye sohbeti böyle havadan sudan diyecektim ama Sevtep Hanım yekten akrep burçlarına girdi. Sevtep Hanım en son yaptığı program rating rekorları kırdığı için kanalımızda evet ya. Mesajları direkt veriyor sevgili seyirciler. Terazi burçları. Böyle artık şey gibi, teyatra gibi. Mesaj. Çok fazla izlendi ve çok fazla beğeni aldı. Sormaların başlangıcı. Şimdi Akrep Burcu'nu da hani bu dönemde zaten döneminde çekiyoruz. Ne dedik? Akrep Burcu, Zodyan 8. Burcu dedik. 22 Ekim, 21 Kasım arasındaki dönemi, mevsimsel dönemi temsil eder. Nedir bu mevsimsel dönem? Mevsimin ortasına geldik ama. Ne bakımdan mevsimin ortasına geldiniz? Yani sonbaharın başı değil, herhangi bir sezon mevsimin başı değil. Artık biraz ortalarına doğru geldik. Yani sezon ölüyor, bakın her şey ölüyor bu. Toprakta her şey ölüyor. Neden 8. ev? 8. ev Zodyak'ta yani. Astrolojide ölümün evi, dönüşümün, değişimin yani gizli olanın toprağın altında kalanı temsil eden bir alandır, bir evdir, bir enerjidir. Ne yapıyor? Her şey toprağın altına çekiliyor. Yani o tohumlar tekrardan filizlenmek adına ya da kuruyarak ağaçlarda yapraklar dökülüyor. İşte ne bileyim ben o yeşillik bitiyor artık. Ne yapıyor? O dönem artık başlıyor. Yani toprağın yavaş yavaş özellikle de Kasım'a girdiğimizde Kasım'da daha belirgin bir şekilde kendini gösterecek. Çünkü Akrep Burcu sabit bir burçtur. Sabit burç dediğimiz aslında bu dönemi dolu dolu yaşayacak, dolu dolu gösteren bir dönemdir. Hani demiştik ya öncüleri vardır, sabitleri vardır ve değişkenleri vardır. Şimdi evet. Bu Kasım ayının sonlarına doğru ne olacak? Bu enerji biraz daha yaya geçecek. Yay ne olacak? Değişken. Hani mevsim geçişlerini, uyumu, aynı zamanda insan hayatında da her ortama uyumlu olabileceklerini gösteren bir enerjiyi bize verecek. Burada sabit, bu çok fazla sabitler biliyorsunuz olduğundan, öğrendiğinden ya da bildiğinden çok çabuk vazgeçebilen ya da şartlarını çok fazla değiştirmek isteyen enerjiler değildir. Çünkü sabit adı üstünde. Bu dönemde de işte doğada yeniden doğum için, bakın ölüm aslında yeniden doğumdur öyle değil mi? Yeniden evet. Doğum için ölümler başlar. Yani doğada başlar bu. Bu sistem, bu çember böyle devam ediyor. Peki gelelim akrep burçlarının yönetici gezegenleri. Plüton dedik ve Mars dedik birlikte. Evet. Akrep burçlarının renkleri nedir? Ne olabilir sizce? Vallahi ben Akrep Burcu'nun renklerinden önce ben akrep misiniz siz? Bak bana diğer içinde renkler taktım üzerime bugün. Harika.
Bol ve siyah olarak geçiyor. Ben. Doğrudur, doğrudur, evet. Doğrudur. Aha. Koyu kahverengiler. Yani sonbahara ait, o döneme ait renkleri sayabiliriz onlar için. Ama ondan önce nasıl bir yapıları var? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Biraz oraya gelelim biraz, değil mi? Biz yayınımızı Akrep gününde çekiyoruz sayın seyirciler. Bugün günlerden ne? Salı ve bir Mars gününde, aslında klasik yöneticisi olan Mars'ın gününde yapıyoruz. Konuşmamızın başında da bahsettik. Sabit su elementi ve dişi bir burç. Aynı zamanda dişil bir burç. Her ne kadar Mars yönetse de dişil bir burç. Yani aslında rahat etmeyen bir enerji. Özellik olarak diyebilirim ki subjektif olurlar ve içe dönüklerdir. İçte kalmayı severler. Öyle çok fazla kendilerini ortaya koymayı, yani gizemi severler, gizli severler, gizli olanı severler. Plüton'dan dolayı, hani yöneticisinden dolayı dönüştürmek, güç elde etmek, bunlar onlar için çok önemlidir. Güç önemlidir. Daha uç noktalarda parasal güç, yani bu power, ele geçirme önemlidir onlar için. Daha önce de söyledim, akrepte gri yoktur. Gri yoktur. Akrep ortada olanı ya da ortada olmayı sevmez. Diplomasiyi ya da politik olanı çok sevmez. Ya siyah ister ya beyaz ister. Ya ben ya hiç. Ya hep ya hiç. Böyle bir mantığı vardır. O yüzden benim gibi insanları pek sevmezler. Çünkü ben oğlan, ben hani yani ona bir yanlış yapıldıysa onun yanında olmanı ister. Öyle söyleyeyim. Bu da bana ters açıkçası. Asıl niyetini gizleyen ve... Tabii. Açık güzel. Olmayan, yani güvensiz ilerleyen, korkuları olan. Aslında iki yönü vardır akrebin. Ben bunu tecrübelerime istinaden anlatıyorum. Ya korkusuz olurlar, kaybedecek hiçbir şeyleri olmaz. Açık oynarlar. Ya da çok korkuları vardır. Pluto. Korkularıyla, korkulardır aslında bir insanın karanlığının olduğu yerdir. Hani gezegenine gittim şu anda, 8. evine gittim şu anda. Hani herkes ölmekten korkar. En basit korku budur insan için. Ama ondan öte korkuları vardır bilinçaltında vesairesinde, onu ilgilendiren bir şeydir. Bilemem. Ama olumlu özelliklerine bakarsak eğer bir akrep burcunun, aşırı derecede sezgisellerdir. Bakın, sezgi hissetme bunlar için çok derindir ve önemlidir ve görürler. İnanın bana, size Ayhan olarak baktığında Ayhan'ın ötesinde neler var? Bunu görebilen insanlar. Bilgi sahibi o zaman, öyle mi? Derinlemesine bilgi sahibi. Şimdi bulunduğu gezegene göre orada derinleşmeyi severler. Merkür ise araştırma, Mars ise biraz kavgacı olabilirler. Yani orada Plüton'un biraz ve Mars'ın gölgesini yaşayabilirler. Orada ne etki aldığına bağlıdır haritada. Ama bir güneş olarak baktığımızda ve olumlu olarak baktığımızda sabırlıdırlar, dikkatlidirler ve çok büyük bir manyetizmaya sahiptirler. Bir manyetik alanları çekilirsiniz onlara doğru. Hani mıknatıs gibi çekerler. Size çekici gelir, cazip gelir. Ama hani bilmezsiniz ki nasıl bir manyetizma bu? Size iğneyi sokacak mı? Yoksa size sokamadığı için kendine mi sokacak? Gibi gibi olayları yaşayabilirler. Bu tamamen haritadaki durumlarına bağlıdır bu. Karizmatiktirler, buğuludurlar. Yani gizemlidirler. Görürsünüz o gizemi. O gizemi gördüğünüz için merak edersiniz. Zaten oradaki gizemdir asıl manyetizma. Sizi çeken olay. Kindar mıdırlar? Oh, yani yes. Bugün ona bir kötülük yaptınız mı? Asla unutmaz. Asla unutmaz. Eğer ki haritada etki, kötü etkiler çıkan değil mi siz? Siz niye takılasınız? Siz ikizler burcusunuz. Siz, siz yani işinize bakarsınız. Sonra. Unutmazsınız. Evet. Unutmazsınız ama kim de duymazsınız. Yani ne hali varsa görsün dersiniz. Anlatabiliyor muyum? Ha, ben oğlak ne yapar? Bir oğlak ne yapar? Ayhan Beyciğim bekler. Uygun zamanı bekler. Neyse, yani yine aldığı haritanın geneli çok önemlidir. Tek bir akrebe, güneş akrebe dayanarak bunu söylemek çok yanlış olur. Ama hiçbir şey, her şey bu doğada ya da astrolojide ya da hayatımızda gerekli olan şeylerdir. Eğer hayatınızda onlarla ilgili ya da o grupla ilgili, o enerjiyle ilgili bir tecrübe yaşadıysanız, demek ki bir şeylerin tamamlanması gerekiyor. Bir şeylerin, çürümüş bir şeylerin hayatınızda temizlenmesi gerekiyor. Çünkü öyle bir özelliği vardır. Çürüyeni temizler atar.
Sistem böyle çalışır. Siz ister üzülün, ister ağlayın, ister zırlayın. Sizin için en büyüğünü zaten yukarıdaki düşünüyor. Sizin için, sizin planlarınızdan daha büyük planları var sizin için. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle bir enerjinin hayatınıza girmesi gerekiyor ve temizlenmesi gerekiyor. Temizleniyor. Bakın bu insanlar tutkulu insanlardır. Konsantrasyonları çok yüksektir Ayhan Beyciğim. Yani bir şeye konsantre olmayı çok iyi bilirler. Bir bilgi araştıracaklarsa o bilginin dibine kadar, derinine kadar, en dibine kadar girer, araştırırlar. Abi, söylediğim değil mi? Derinine sıfırdan başlayabilirler. Çünkü biz akrebi Zümrüt Anka enerjisine benzetiriz. Küllerinden tekrardan doğma özellikleri vardır. Güzeldir bu da. Yani tekrar yaşamın başlangıcıdır aslında. Hani diyoruz ya, gene bağlıyorum, ölüm aslında yeniden başlangıçtır. Hani buradaki akrep, hayatımızdaki yani haritalarımızdaki akrep aslında bizim belki de küllerimizden, hani bedensel olarak ölmeden zihinsel olarak, ruhsal olarak ya da nereyi temsil ediyorsa o bölgede yeniden doğacağımızı bize gösteriyordur. Anlatabiliyor muyum? Bunları gösterir. Hı. Aslında çok derin, çok mistik bir burçtur. Çok mistik bir burçtur. Yani gerçekten önemlidir. Cesaretlidirler. Korkularıyla, eğer ki olumlu etkileri varsa, korkularıyla yüzleşebilen korkusuz insanlardır. Ketumlardır. Hiçbir şey bilemezsiniz onlar hakkında. Kolay kolay açılmazlar size. Dönüştüren, dönüşebilen enerjileri vardır bu kişilerin. Hırslıdırlar. İnşallah hırsı düzgün yere kanalize ederler. Takıntı haline getirmezler. Çünkü takıntı haline getirirlerse iş sağlığın bozulmasına doğru, ruh sağlığının bozulmasına doğru yol alır diye düşünüyorum yani. Araştırmacıdırlar. Dibine kadar araştırırlar. Enteresan bir yapıları vardır. Güzeldir. Yani değişmek, dönüşmekle alakalı olduğu için zaten biz bu dünyaya niye geliyoruz Ayhan Beyciğim? Ve eksiğimiz olduğu için geliyoruz, öyle değil mi? Eksiğimiz olmasak burada ne işimiz var bizim? Yani mükemmel olsak burada ne işimiz var bizim? Ruh mükemmeldir. Ama dünyaya düştüysen bir şeyler eksiktir. O eksikleri tamamlaman, tecrübe etmen. Yani alemlerin alemi. Bir tek o alem yok. Belki buradan öldükten sonra, eğer ki belli bir mertebeye geldiysek, çok akrebik konuşuyorum bugün. Başka alemlere de gideceğiz. Başka alemler de var belki. Çünkü sadece bir alemden bahsedilmiyor Kur'an'da da. Alemlerin aleminden bahsediliyor. Kendimi çok filozof gördüm bugün. Sevgili seyirciler, yalnız, Sevtap Hanım. Bir şey itiraf edeceğim. Buyurun. Ben Terazi'yi 3 kere seyrettim ve her seyrettiğimde gülmekten yerlere yattım. Biz ne komik program çekmişiz Ayhan Beyciğim ya. Gerçekten. Ay ne gülüyorum. Ama siz dönüp böyle şeye takılıyorsunuz. Siz ikizlere atın şeyi. Gene döndünüz ikiz. Abi ne güldüm. Evet. Ne güldüm var ya. Ben onu misyon edeyim. Acayip eğlendim. Evet, güzel güzel. Yok güzel. Canımdır ikizler, canımdır. Güney Aydın'ın ikizler lütfen. Evet, lütfen. Hiç kendinizi affettirmeyin. Lafı gelince, hemen ikizleri hop diye harcıyorsunuz sevgili seyirciler. Ama bir yandan da diyorsunuz ki akrep burcu gibi ben takılmıyorum ki. Bak bu ne demek şimdi? Hadi bakalım, niye bu kadar yani takıldın? Şimdi akrep burçları, şimdi beni seyreden dostlarım da diyecek ki Ayhan'ın bize karşı bir şey mi var? Ben burcu geldiğimde hep bir şey var ya, bilemiyorum. Çok sevdiğim insanlar da var akrepler içerisinde. Onların muhtemelen benim de var. Benim de var. Çok tatlı insanlar var. Etkiliyor bir şey mi ama. Şimdi bulunduğu konuma göre akrebin etkileri hemen hemen aynıdır. Ama dediğim gibi orada bir ay akrepse çok sezgiseldir. Oy yani. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bakın akrep burcu olan arkadaşlarım da şöyle söylüyor. Mesela sen ne burçsun diyorum. Aa, böyle yapıyor hemen. Ben akrebiyim. Yani benden kork. Öyle bir ifadeyle bunu söylüyor. Ben akrebim. Çünkü öyle, öyle. Ay gel beni dönüştür o zaman desen de. Hayır canım, yani akrebim, dikkat et. Ben de ikizlerim, ikizlerim gel beni sev diye şey yaparım. İkizler burcum ne güzel değil mi dedim de karşımdaki hep böyle. Aa Allah korusun, çok feci bir şey diye yaklaşıyorlar. Aa vah vah. Hadi canım, hadi canım. Falan diye. Bakın. İkizleri kim yönetiyor Ayhan Bey? Yavaş yavaş derslere alışıyorsunuz siz de. Merkür. Merkür yönetiyor. Şimdi size bir şey anlatacağım. Bu çok önemli. Hani deriz ya, ay benim duygularım, korkarım. Korkmak bir duygudur, öyle değil mi? İşte kavga etmek bir aksiyondur.
Öyle değil mi? Ya da nefret etmek, sevmemek, sevilmemek, değersiz görünmek bir değer duygusunun ortaya konulma şeklidir. Ya da senin değerini ya da değersizliğini nasıl gördüğünle alakalıdır. Bunları yaratan kimdir? Merkür'dür. Önce düşünürsünüz, sonra o korkuyu yaratırsınız. Psikoloji de böyle çalışıyor. Psikolojik astroloji eğitimi de alıyorum. Çok değerli hocam Barış Özkırış. Onu da belirtmek istiyorum. Dünya tatlısı bir insan. Ve bize her türlü detayı veriyor bu konuda. Çok tatlı. Ama söylediği şey gerçekten çok mantıklı. Zihin yaratır, sen yaşarsın. Doğru. Zihinde yaratıyorsun. Yarattığından korkuyorsun. Ve korktuğun için action alıyorsun. Ona göre de değerini biçiyorsun. Hadi bakalım, Venüs'ü çalıştırdın, Ay'ı çalıştırdın, Mars'ı çalıştırdın. Ben daha ne yapayım sana? Bak bir Merkür. O yüzden İkizler Burcu'na öyle korkun ya. İkizlerden korkun aslında. Bütün her şeyimiz ona bağlı. Öyle diyorum. Akreplerin şaka simgesi, bir yana. Akreplerin simgesi akrep görüntüsü. Başka bir simgesi var mı? Böyle M harfine benzeyip de şöyle kuyruğunda böyle... Ucunda bir kuyruk vardır. O işte akrebin soktuğu yerdir. Soktuğu yer. Evet, soktuğu yerdir. İşte değişim, dönüşüm yerin altıyla alakalı olduğu için diyoruz ya, akrebin zehiri de kendidir, panzehiri de kendidir. Önemli olan bu enerjiyi nasıl kullanacağıyla alakalıdır. Dönüşmek mi istiyor yoksa takılmak mı istiyor? Korkularıyla mı yüzleşmek istiyor? Yüzleşip korkularından arınmak, dönüşmek mi istiyor? Yoksa o korkuların içinde, o kaosun içinde, o krizin içinde kendini krizle mi beslemek istiyor? Genelde krizle beslemeyi severler, beslenmeyi severler. Ve bir insanı dönüştürürken de kriz yaratırlar. Olayı budur. Evet. Yani, evet, gizemli olayı budur. Veya o zaman tehlikeli havaları seviyorlar, puslu havaları tehlikeli. Severler çünkü mesela yani bir akrep yerin altı, İş dünyasına da baktığınız zaman mafyatik mafya durumlarını da bize verir. Onlar da yeraltı ile ilgili, öyle değil mi? Yani anlatabiliyor muyum? Hepsinin bağlantısı var. Bunlar hep araştırmalar sonucu. Hani bizim underground yani şimdi Plüto'yu kim yönetiyor? Plüto'nun tanrısı kim? Yani mitolojideki Hades. Yeraltı tanrısı. Yani onun hikayesine baktığınız zaman bu dönemleri gösteriyor. Yani ne yapıyor? Yerin altına çekiliyor. Hatta bir hikayesinde Demeter'in kızı Kore'yi kaçırıp yerin altına götürüp, bakın Kore'deki değişim, Persefone'ye çeviriyor. Burada neyi gösteriyor aslında? Bunu da gene, çünkü çok farklı açılardan da bakabiliriz bu mitolojik olaylara, ama iki yönden mi? Bir kötü yönden, bir iyi yönden. Ne yapıyor? Saf bir kızı işte yer altına kaçıyor, kendi karısı yapıyor, kraliçe yapıyor. Yeri geliyor işte o Persefone, Hades'i kıskandığı için elini kirletmek zorunda kalıyor. Al sana Plüton'un eşi oluyorum yani. Ama bir yandan da bağımlı olduğu annesinden, yani Demeter'den, Demeter'le çünkü hep beraber gezen bir yapıya sahip, hikayeyi okursanız eğer, araştırın arkadaşlar Demeter'in hikayesini, Kore'nin hikayesini, Kore'nin Persefone haline gelmesini, bir saf bakireden bir yeraltı tanrıçası nasıl yaratılıyor, neden yani dönüştürüyor, ne yapıyor aslında, kendine buluyor, korkularıyla yüzleştiriyor Plüto onu ya da Hades onu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle bir enerjisi vardır akrebin. Hades'le bağlantılı, dönüşmemiz gerekir. O yüzden o zodyakta o akrebe ihtiyacımız vardır. Hani sadece ölümüne de öleceğiz. Hayır efendim. Ölmeden de ölmebiliyor bu dünyada. Neyle ölünüyor? Acıyla değişiyorsun. Hayal kırıklıklarıyla değişiyorsun. Ya da yediğin kazıklarla değişiyorsun. Ama bir şekilde hayat sana bir şeyleri göstermek için. Çünkü tecrübedir en büyük öğreti bana göre. Tabii ki kitaplarda yazıyor. İstediğin kadar kitaplarda oku. Ama o bilgiyi hayatına aktaramıyorsan benim için çok bir şey ifade etmiyor. Yani tecrübe haline getiremiyorsan ya da o tecrübeden, yaşadıklarından bir şey öğrenemiyorsan geçmiş olsun. Neyse, biz şimdi olumsuz yönlerine gelelim akrebin. Gelelim. Kindar demiştik. Aşırı şüpheci. Onu da söyleyeceğim. Şüpheci. Aşırı şüpheci olurlar. İşte iğneleyici, kinci. Güce ve tehlikeye bir yatkınlık, bir tutkunluk.
Güç tutkunu, gücü elde etme, ben güçlüyüm, ben yaparım, ben ederim. İşte yani bunlara çok fazla kayarlarsa o zehri, o iğneyi kendilerine batırırlar günün birinde diye düşünüyorum. Doyumsuz olabilirler. Bakın bunlar olumsuz yönleri ve genel anlamda. Haritanın geneli çok önemlidir. O yüzden hani ben böyle değilim, olmayabilirsiniz. Ama mutlaka bunlardan bir tanesi, bunlar gölge yanlarıdır. Eğer ki bir haritada akrep olgusu yüksekse ve yükselen akrep varsa, bu olgular daha fazla ön plana çıkabilme özelliğini gösterir. Bu evet. yüzden söylüyorum. Paraya düşkünlük, açgözlülük, doyumsuzluk, çıkarları için başkalarını kullanma, manipülatif, karşı taraftaki kişiyi duygusal olarak sömürme, manipülatif olarak sömürme, bunları verebilir. Bu kişiler cinselliğe düşkün olabilirler. Bunu da söyleyeyim. Aç parantez. Nereye tekabül ediyor? Vücudumuzdaki, vücutta neresi tekabül ediyor? Üreme organları. Üreme organları tabii ki. Çok şaşırdım. Tabii ki. Ay çok şaşırdım şu an. Neden kulaklarımı sayayım? Yani evet. aslında biraz daha kundalini ile alakalı bir olaydır. Yani bu cinsel çakrayla olan bir olaydır. Farklı gezegenlerdeki akrep burcunun konumu farklı olayları verir. İşte ay akrepte farklı bir etki vardır. Çok detaya girmek istemiyorum bunlarla ilgili. Hı-hı. Venüs akrepte farklı bir etkisi vardır. Ne bileyim bunlar retro olursa daha farklı etkileri vardır. Bu tarz olayları yaşar. Aşırı kıskançtırlar. Kars göze karşı güvensizlik işte bunu getiriyor. Neden? Çünkü burada aslında bu tarz olaylarda bu hani dedik ya akrebin yoğun olduğu haritalarda ya da kötü etki almış haritalarda Plüton'un gölgesini çalıştırdığını görüyoruz. Biraz daha gölgeye kaçma, biraz daha ya bunun zaten hani insan belki farkına varmıyordur hani bunun yapı sonuçta. O yüzden böyle bir durum yaratabiliyor yeri geldiğinde. Şimdi bu insanlar 8. ev insanları alt tarafta tabii 8. ev tarafından yönetilen bir burç diyelim. Güneş burcu neredeyse yöneticisine bakılır, neredeyse oraya hizmet ettiği görülür vesaire. Olumsuz taraflarına şunu da eklemek istiyorum. Uzlaşma diye bir şey yoktur hayatlarında. Dedektif diyebileceğimiz tarzlarda bir durum. En dibindekini, gerçeği bulup çıkarabilecek özelliğe sahip insanlar. Kimseye pek güvenmezler. Uç noktalarda psikolojik bozukluklara da mal verir. Zaten yıkıcı, yok edici, hatta sonunda kendisini de yok eden bir enerjiye dönüşebilir. O yüzden dikkatli olmalarında yarar var. Akrebin doğasında zaten biliniyor. Eğer başkasını sokamazsa kendini sokacak bir enerjiye sahip. Evet. Bir durum. Kimseye çok güvenmezler, bunu da söyledik. Duygularını bastırabilen insanlar, göstermeyen insanlardır. Psikolojik astrolojide eğer ki bu uç noktalara ulaştıysa, etkiler kötüyse paranoid kişilik bozukluğuna kadar giden bir durumu bize gösteriyor. Pasif agresif tutumları. Pasif agresif birazcık daha yengeçle alakalı bir durum. Ama bu saldırgan olabiliyor. Saldırıyor. Yani tepkisel ve saldırgan. Ne yapar? Size entrika kurar. Güzel kurar. Size o oyunla ders vermeye çalışır. Ama yani bence denemeyin öyle şeyleri. Kendiniz evet, kaybedersiniz. Evet. Eğer ki bakın bu enerjiyi, bu içinde barındırmış olduğu değişim, dönüşüm, derinlik, bu güzellikleri. Çünkü gerçekten yani dibini görmek, derinini görmek, size baktığında sizin içinizdeki o asıl ayhanı görebilecek kapasiteye sahip enerjiler bunlar. Bunları eğer kontrol edip dönüşebilirse gerçekten çok büyük bir güce sahip olabileceklerini görüyoruz. Böyle bir eğilime sahipler. Ama işte o gölge taraflar, o hırs, işte o korku, o güvensizlik. Gizleme. Tabii gizleme. Ya gizleyebilirler. Bakın çok iyi sır tutarlar. Çok iyi sır tutarlar. Çok sır yani ketumlardır. Şöyle bir şey özelliğini okuyorum da pek çok sırrı vardır ve daima bu sırlarını başkalarından saklayarak yaşarlar diyor. Öyle, öyle. Belli etmez, konuşmaz. Senin eğer ki sana güvendiyse, sen onun tarafında duruyorsan eğer. Yani çünkü hani ortada olmanı sevmez dedim ya. Onun tarafındasın ya da karşı taraftasındır. Ortada olamazsın. Onun için böyle bir özellik. Saygı duyuyorum. Böyle bir özellik. Herkes
Hani bir terazi nasıl uyum istiyorsa bunlarda uyum olayı yok. Ortada kalmayı, diplomasiyi seven değiller. Olabilir. Bunlar da bunun için yaratılmışlar. Çok kararlıdırlar, çok çok iyi konsantre olurlar bir konu üzerine. Yoğunlaşmayı çok iyi bilirler. Eğer ki işte bu gezegenler bazında düşünürsek, mesela çok iyi yönetirler, etkiler iyiyse. Krizleri yönetebilen insanlardır. Krizle beslendikleri için krizin ne olduğunu biliyorlar ve o krizden nasıl çıkılması gerektiğini biliyorlar. Etkiler iyiyse haritada. Çünkü nedir? Konsantre olabiliyorlar. Bir noktaya odaklanabiliyorlar. Ve sizi de buna yöneltebiliyorlar. Sizi de çok iyi bu şekilde yönetebilirler. Yani sevdiğini sever, sevmediğini sevmez. Öyle bir durum vardır. Gerçeği bilir. Gerçeğe oraya odaklanır. Yani öyle hayalperest falan filan değil. O gerçeği... Hayır. Daima farkında olan ve hayallerinden ziyade hedeflerine odaklanan akrepler evrenin kurallarını çok iyi bilirler. Çünkü derini biliyorlar. Dedik ya sezgisel. Dibine kadar biliyor. Yerin altı diyoruz. Bizim derin ne yani? Yani bizim dışarıda gördüğümüzün... Yani siz buraya bakıyorsunuz, bu kadarını görürsünüz. Ben de belki bu kadarını görürüm. Ama bir akrep enerjisi yüksek bir harita bütünü de görür. Yani şu ekranın altındakini de görebilir. Orada neler bittiğini de anlayabilir. O yüzden diyorum sezgiler çok kuvvetli, araştırmacı yapısı bu konulara girmekte çok meyilli. Çünkü hedefine odaklanıyor. Odaklandığı zaman hiçbir şey onu odaklandığından geri çekmiyor. Tabii gerçekçi, gerçekleri ortaya çıkarmayı seven böyle bir yapısı var. Bu yüzden başkaları tarafından sert ve şiddetli bulunurlar ancak bu gerçekçi tutum onlara doğal bir şekilde öne çıkmalarını sağlayan liderlik özelliğini kazandırmıştır diyor. Doğru söylüyorsunuz. Neden? Ben de bunun açıklamasını yapayım. Şimdi burada gerçekçi tutum, gerçeği görmek. Buradaki gerçek nedir? Gerçek belki sizin korkularınızla yüzleşmeyi size göstermiştir. Korkularınızı size göstermiştir ve siz bundan pek hoşlanmamışsınızdır. Çünkü insanlar hani daha önce de söylemiş miydim bilmiyorum ama Plüton'un bulunduğu yer, akrebin bulunduğu yer bizim o bölgeye pislediğimiz yer. Hiç kimse gidip pisliğine bakmak istemez. Çünkü orası pistir. Ya da elini taşın altına koymayı kolay kolay istemez. Ya da korkuları vardır. O korkularıyla yüzleşmek istemez. Ha bilirsiniz ki sizin bir öldürme potansiyeliniz vardır. Ama siz bunu hiçbir zaman görmek istemezsiniz. Akrep size bunu gösterir. O yüzden o kadar güçlüdür. O yüzden sizin hem üstünüzü hem yerin altındaki bölümünü görmeye daha meyillidir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de onları daha ön plana çıkartır. Çünkü gerçek budur. Çünkü burada bir ayhan, iyi ayhan varsa madalyonun bir de öbür tarafı var. Ayhan'ın bir de karanlık tarafı var. Ayhan bunu ne kadar biliyor? İşte o hayatınıza giren akrepler madalyonun öbür tarafını size gösteriyor aslında bir bakıma da. Ama çok çok yani değerlidirler. Olmayanı size gösteriyor ya da sizin görmek istemediğinizi aslında. Ve ne yapmaya başlıyorsunuz biliyor musunuz? Sorgulamaya başlıyorsunuz. Acaba ne yapar? Şüphe tohumu eker. Çok şüphecidirler. Bir söyleyeceğiniz bir laftan, tabii söyleyeceğiniz bir laftan size çok büyük hikayeler yaratabilirler. Aldıkları etkiye göre hikaye yazıp senaryo yazıp oynarlar da ya da gerçekten olayın gerçeğini bulmaya çalışırlar. Bulurlar da sonunda. Dönüşür diyor. Ölümün ve yeniden doğuşun burcu olduğu için kendilerini dönüştürmeyi de başaran o enerji. Hem kendilerini işte biraz önce söyledim ya bu sezgiselliklerini, bu dönüştürme yeteneklerini, dibe kadar inme, konsantrasyon, bu tarz yeteneklerini, bu enerjilerini eğer ki kendi değişim ve dönüşümleri için kullanırlarsa müthiş bir güçle var olurlar. Ama eğer ki siz bunun gölgesine düşerseniz aşırı kıskançlık, aşırı şüphe adamı öldürür yahu, kanser eder adamı yani. Şüpheyle ne kadar yaşayabilirsiniz Erhan Beyciğim? Korkular. Şimdi bunlar ne yapar? Plüton'un eğer ki gölge tarafını çalıştırırsan, Plüton'un şöyle bir özelliği vardır. Tamam, bu dünyada değişmen, dönüşmen için vardır. Eğer ki sen de o değişmiyor, dönüşmüyorsa, çürüyorsa, o çürüğü temizler. Alır götürür seni. Hop tekrar gel. İşte öldüm, yeniden doğdum. Ama bir de şöyle var, bu dünyada o öldüm ve yeniden doğdum yaşıyorsan
İşte size acı verir, size gösterir ya da siz bunu bir şekilde tecrübe edersiniz. Ne yaparsınız? Siz artık eski sen değilsinizdir. Ben artık eski ben değilim. Beni 10 sene önceki Sevtap'la kıyaslayamazsınız ya da ne bileyim ben hayatımda yaşadıklarım. Beni Plüto etrafımdaki kadınların, özellikle de kadınların ölümle, ölümüyle büyüttü. Zannetmiyorum ki benim etrafımdaki çoğu insanın vardır mutlaka, saygı duyuyorum da. Ama hani çok hayat tecrüben var diyen insanların acaba ölümle ne kadar tecrübeleri oldu onu merak ediyorum. O yüzden bir insanın hayatının hani çok dibini bilmeden yargılamamak lazım. Yargılamadan önce bir düşünmek lazım. Sizinle yapmış olduğumuz ilk programda Türkiye'nin burcunu sormuştum. Siz de akrep demiştiniz. Ve orada yeniden doğmak, küllerinden yeniden doğmaktan bahsedip zümrüdü anka kuşundan bahsetmiştiniz. Doğru söylüyorum. O yüzden biraz önce de bahsettim ya, bir akrep burcunun aslında zümrütü anka kuşuyla bir bağlantısı olduğuna, küllerinden tekrardan doğma. Ama ben şuna inanıyorum. Zümrütü anka kuşu çok bilge bir kuştur. Neden biz tekrardan yanıp yanıp küllerimizden doğalım? Ayhan Beyciğim, bilgeliğini almak lazım, öyle değil mi? Doğduktan sonra artık yok olmamak gerekir. Artık orada kalmak gerekir. Yani eğer orada yanıyorsan ve tekrardan doğuyorsan bir şeyleri beceremedin demek ki. Bir şeyleri alt edemedin. Bir şeyleri tamamlayamadın ki çürüttün. Çürüdüğün zaman yanarsın, bitersin, yok olursun. Ve tekrardan doğarsın anka kuşu gibi. Ne yaparsın? Tekrar gelirsin bu dünyaya. Eğer ki öldüysen ne yaparsın? Tekrar yemek yemeyi öğrenirsin. Tuvalet eğitimi yapmayı öğrenirsin. İşte ne bileyim ben, konuşmayı öğrenirsin. Bakın tekrar başladı. Neden biz tekrardan yanıp yanıp doğalım ki? Bu her bir anka yıldızıyla alakalıdır bu durum. Tamam, zümrütü ankanın özellikleri arasındadır. Bununla hani ay biz küllerimizden tekrar doğarız. Abi niye doğayım? Doğmuşken ben o bilgeliğimi sürdüreyim. Ben o bilgiyle yukarı gideyim. Çünkü çok büyük bir bilgi var altta. Ben şunu söylemek istiyorum. Antares diye başka bir sabit yıldız var. O da bir savaş yıldızı. Orada da diyor ki savaş. Yani Antares'in şöyle bir özelliği var. Der ki sorgulama, sana verilen görevi yap. Hop, biri seni tetikler, sen saldırırsın. Ne zaman sen saldırırsın? Biri gelir kafana vurur. Der ki akıllı ol. Saldıracaksan da taktiğini iyi yap. Araştır. Bak. Bilgeliğini al. Her etkinin bir bilge tarafı vardır. Bakın bilgiden bahsetmiyorum. Çok bilginiz olabilir. Her konuda çok bilginiz olabilir. Bunu nasıl bilgeliğe çevireceksiniz, ona bakacaksınız. Yani her seferinde ay ben yok oldum tekrar var oldum. Geç bunları. Çok affedersiniz yani. Sen bunu hayatına ne kadar aktarabiliyorsun? Kendinde ne kadar düzeltebiliyorsun? İşte o zaman o yandığında, her yandığında bir tık daha yükseliyorsan, aynı yerden başlamayıp bir tık daha yükseliyorsan, zaten en yukarıya geldiğinde yanmazsın, bitmiştir. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Mesela bu akrep burçlarının, ben şunu da eklemek istiyorum, yani notlarımdan ekliyorum. Güce ve hürmet edilmeye bağımlı olabilme özellikleri var. Hürmet edilmek isterler, sayılmak isterler, sevilmek. Güç, çünkü güç var ya, gücü seviyorlar. Böyle bir özelliği de var ama uç noktalarda gene depresyona meyilli olabilirler. Kendilerini depresif hale sokabilme özellikleri de vardır. Şimdi bu kişiler hedeflerine ulaşmak istiyorlarsa, özellikle de çok ulaşmak istedikleri bir, öğrenmek istedikleri bir oyun var ya da bir konu var, bir şey var. Her türlü oyunu oynamayı mübah bilirler kendilerine. Her türlü entrika çevirmeyi, manipüle etmeyi, oyunlar kurmayı beceren insanlardır, bilen insanlardır ve istediğin sonunda alan insanlardır. O yüzden akrep burçları önemlidir. Önemlidir. Akrep burcu evet, ideallerine, bir de çok sosyal ve insanlarla iletişimi güçlü olarak görüyorum çevremdeki akreplerinde. Onların merkürleri farklıdır Ayhan Beyciğim. Muhtemelen. Merkürleri yaydır onların. Garanti veriyorum size. Garanti veriyorum bu konuda. Soracağım. Yani o merkürden iletişim merkürle alakalı bir şeydir. Bir merkür akrep
sınırlı kişiyi alır etrafına. Herkesle komünikasyon kurmaz. Herkesle iletişim kurmaz. Sevgili seyirciler, Havva Nur Hanım'la Sevtap Hanım bir program yapıyorlar. Taşların Gizemi. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? Çünkü Havva Nur Hanım'ın akrep burçları ile ilgili web sitesindeki taşlarına geleceğiz. Onları birazdan ekranımızın şu bölümünde onları göreceksiniz. Ama öncesinde Taşların Gizemi programının 4. bölümünde çok önemli evet. sırlar veriyorlar. Neyle ilgili biliyor musunuz? Artık kozmetiğe de girdiler. Sevtap Hanım'a bağlandım. Kozmetik. Biz artık bu işin biznesini yapacağız. Ticaretini yapacağız Ayhan Bey. Ne yapalım? Baktık aslında giden bir şey çıkmıyor. Taşların Gizemi yahu neymiş diyorum Sevtap Hanım. Taşların öyle bir gizemli dünyası var ki. Cilt. Ayhan Bey yüzünü gözünü verdim. Ciltteki kırışıklık, sevgili seyirciler, ciltteki kırışıklıkları cilde parlaklık vermenin yöntemlerini açıklıyorlar 4. programımızda. Daha neler gelecek, daha neler gelecek. Daha neler var neler, inanamazsınız. Ben böyle bir şey bilmiyordum. Şu anda zaten kanalımızda yayında. Siz o günden beri galiba bunu yapıyorsunuz, bir aydınlık gelmiş sizin suratınıza, bir aydınlanma. Bir aydınlık var. Yaptınız mı? Tabii ben de çaktırmadan, tabii bakıyorum özel o taşların izleme programına. Bir gençlik, bir iksiri resmen taşlarla ilgili onu açıklıyorlar. Mutlaka o programı izlemelisiniz. Şimdi Sevtap Hanım, Havva Nur Hanım'ın bahsettiği bizim de programımızda Akrep Burcu ile ilgili, bakın şimdi ortada hemen görüyor sevgili seyircilerimiz, taşları belirdi. Taşları ne Akrep Burcu'nun? Hemen söylüyorum, taşları ne Akrep Burcu'nun. Çok tatlısınız Ayhan Bey ya, yemin ederim. Şimdi Havva Nur'un ayırımına göre, şimdi bu arada ben Havva Nur'un kristal taşlar, işte bu şifalı taşlar eğitimine katılıyorum. Öyle söyleyeyim. Tabii artık yani o kadar beni de bağımlı hale getirdi ki bu kadar bilgiden sonra ne yapıyorsunuz? Merak ediyorsunuz. Alın size merak. Hele de bu işi çok iyi yapan bir insan. Ve evet. gerçekten çok güzel bilgilere sahip. Hani kadim bilgi dediğimiz bilgilere sahip. Araştırmasını yaptığı bilgileri sunan ve herkesle paylaşmayı seven bir arkadaş. Ve doğru bilgiyi ulaştırdığı için gerçekten ben onunla çalıştığıma çok 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 memnunum. İyi ki de başlamışız bu programlara Ayhan Beyciğim. Siz de bizi yalnız bırakmadınız. Gerçekten bu konuda bize çok yardımcı oldunuz. O yüzden ben çok çok teşekkür ediyorum. Size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Nedir akrebin taşları Sevtap Hanım? Çok sevgili Havva Hanım bunu birkaç konu altında toplamış. Mesela kadim burçlar için, hani kadim zamanlar için anlatmış mesela. Peridot, akik, yakut demiş, turkuaz demiş, malahit demiş, topaz demiş, işte sarı topaz demiş, labradorit demiş. Bunları söylemiş. Ay taşı yine aynı şekilde. Yakut, künzit diye bir taş söylemiş. Şu anda sevgili seyircilerimiz taşları görüyorlar. Harika. Taşlarla ilgili detayları da zaten Taşların Gizemi programında burcunuzla ilgili sevgili seyirciler hem Sevtap Hanım hem Havva Nur Hanım açıklıyorlar. Biz şimdi şifayen akrep burçlarıyla ilgili taşları şu anda siz de izliyorsunuz. Bunları edinebilirsiniz. Akrep ben bir şey söylemek istiyorum. Bunu bu eğlenceli bölüme geçmeden önce bir haritada, yani kişisel haritalarınızda eğer ki akrep olgusu, akrep vurgusu çok fazlarsa ya da yükseleniniz akrep ise ne yapmak lazım? Biz her zaman diyoruz ya, biraz daha karşıt burcuna doğru dengelenmeli. Dengeyi bulmalı, dengeyi çalıştırmak zorunda hayatında. Biraz daha dingin olmaya, biraz daha hayatında stabil olmaya çalışmalı. Huzur arayışı olmalı işin içinde. Hani kendi kendine kriz yaratmaktansa biraz daha huzura doğru, bu inanç dünyasına döndü biraz ama bu tarafa doğru biraz daha tabii hayattan haz almaya çalışmalı. Neden? Akrebin karşıtı boğadır. Biraz daha hazlar, biraz daha az kriz, biraz daha rahat olma, dingin olma, biraz rahatını düşünme. Yani bu tarz konulara takılmamayı hayatına çekmelidir. Bunu biraz daha, birazcık bile olsa yapabilirse
Çünkü çoğunuz da belki bunu söyleyecek, bu olumsuzları saydık şey. Aa, ben hiç öyle değilim. Belki de hayatınızda dengeyi kendiniz yaratmışsınızdır. Ne güzel. Bunun farkına varmadan farkındalıkla bunu yapmışsınız. Harika bir şey. Yani o dengeyi, aradaki o ince çizgiyi bulmakta yarar var. Ne diyoruz? Haritayı çalışır hale getirmek istiyorsak eğer, bir haritadan çıkmak istiyorsa eğer ya da o haritayı düzgün çalışır hale getirmek istiyorsak, oradaki baskı enerjileri dengeye getirmemiz lazım. Aslında hayat tamamen bir dengeden ibaret. Elementin de fazlaysa eksik elementi değil de fazla elementi kullan ama dengede kalmaya çalış. Bir burç çoğunluğu varsa, yığılması varsa gene o tarafın gölgesinde kalmaktansa biraz daha karşı tarafa doğru. Yani hep veriyoruz ya örneğini, tahtravalli örneği. Evet. Bir tarafta çok yığılma olursa diğer taraf havada kalıyor. Havada kalmasın, biz o tarafı dengeleyelim. Öbür tarafa da biraz bir şeyler koyalım. Yardımcı olalım kendimize hayatta. Ne yapalım? Hayatımızda dengeyi bulalım. Çünkü bu akrep burçları 5 duyunun ötesini algılayabilecek özelliklere sahipler. Çok derinler ya. Gerçekten çok derinler. Her ne kadar duygularını göstermeseler de Ayhan Beyciğim, kırılgan bir yapıları vardır. Ama bu kırılgan yapı onların kin tutmasına da sebep olabilir. Böyle bir özellik de yaratabilir. Paranormal ve gizemli olaylara ilgileri olabilir. Sosyal ilişkilerinde aşırı sahiplenici olabilirler. Etrafındaki her şeyden, herkesten şüphe duyabilirler. En ufak bir laf onların şüpheye düşmesine sebep olabilir. Böyle bir özellik gösterebilirler Ayhan Beyciğim. Yani enteresandır. Gizliliklerini korumayı severler. Siz de söylediniz. Evet, sırlarla dolu ve hayat ömürlerinin sonuna kadar o sırlarıyla yaşarlar. Şöyle söyleyeyim. Bakın, eğer korkusuz bir akreple karşı karşıyaysanız kaybetmekten korkmazlar. Sizi bitirene kadar oynarlar. Korkusuz bir akreple benim kaybedecek hiçbir şeyim yok der ve sizi yer. Anladım. İğneyi batırır. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir yapıda da biriyle karşılaşabilirsiniz. Böyle hepiniz böyle olacaksınız anlamında değil. Genel anlamda konuşuyoruz bunları. Harizanın geneli her zaman dediğimiz gibi çok önemli. Hadi gelelim. Nereye geldik? Nereye geldik? Bir defa akrep burçlarının anlaştığı burçlar hangileri, bu kadar öyle bir saydınız ki, anlaşabildiği burç var mı bilmiyorum. Akrepler kimlerle anlaşabilirler? Çok sessiz mesela, kaldım bu konuda. Çok sessiz. Mesela yengeçlerle anlaşırlar mı? Anlaşabilirler. Çünkü orada da bir bağımlılık olayı var ya, bir biat etme. Yani bağlılıktan da olayı. Bağlı insanlardı. Bağlı evet, kalmayı. Bağlı severler. Sanki, değil mi? Evet. Olabilir. Olabilir. Ama dediğim gibi burada gene sinasti devreye girer. Burada gene değişik enerjiler devreye girer. Geçinebilirler. Dediğim gibi orada birbirlerine verdikleri Merkür'ün işte birbirlerine verdiği haritadaki genel görünüm çok önemlidir. Tek bir yengeç burcu diye kimseyi ne asarım ne keserim ne de evet geçinir derim. Orada yengeç, bu kişinin Merkür'ü ne kadar şeydi. Mesela teraziyle geçinebilirler mi? Terazi uyumun burcu. Bunlarda ya siyah ya beyaz ya hep geç diyorsa zor yani. Anlatabiliyor muyum? Yengeçlerde böyle onların bir yumuşak yapıları var ya, akrebinde güçlü yapısı var. Anaç. Evet, o zaman ona yaklaştırabilir. Kendini güvende hissedebilir belki. Olabilir. Eğer ki hani. Çünkü yengecin de şöyle bir özelliği vardır. Bakın, o da su grubudur. Şimdi şöyle bir özelliği var yengecin. Hatırlar mısın? Ya biz bu müzik konularını konuşmuyoruz Ayhan Beyciğim. Şimdi biz bir program çekeceğiz. Biz bir program çekeceğiz. Bak, benim yuvarlak çıktı. Kalp bile olmuyor. Şöyle bir şeyi var şu anda. İnsanlar astrolojiyi öğrenirken beklentileri nedir kardeş? Neyi bekliyorsun sen? Niçin öğreniyorsun bu astrolojiyi? Kendini bulmak için mi? Yüzük aramak için mi? Bir yüzük aramak istiyorsan bana gelme. Vallahi gelme. Onun da bir sebebi var. O iyi gelmiyor. Onu araştırmak lazım. Terazi burçlarıyla anlaşamazlar Sevtap Hanım. Çünkü uyum ister, denge ister. Akrepte taraf ister. Üzgünüm yani, olmasın. O zaman aslanla da anlaşamazlar. Çünkü aslanın o güç, lider falan filan, bunlar çok çatışırlar.
Ya çatışırlar ya çok iyi geçinirler Ayhan Beyciğim. Çünkü aslan ev öyle alakalıdır. Akrep güçle alakalıdır. Ev ve güç birleştiğinde aslında çok büyük bir güç ortaya çıkabilir. Hayran olur. Diğer konumlar nedir? Evet. Yani ne olacağım? Sonra iktidar mücadelesi. Düşünsenize onlar da... Vallahi ya birbirlerini gömerler. Ve de işte benim sevgiler. Niçin böyle hissediyorum? Niçin böyle hissediyorum? İkizlerle akreplerin de sıkıntısı var. Öyle değil mi Seftep Hanımcığım? Akrep yani. Özel çok düşkün bir burçtur. İkizler İkizler çok meraklıdır. İkizler çok meraklıdır. Meraklı derler sürekli. Ne oluyor orada? O da özel alanını saklamaya çalışıyor. Kardeşim sırrım var benim diyor. Ben de çok meraklıyım. Niye ama sırlarım var? O sırlar ne acaba? Nasıl? Ya boş ver, ne olacak söyle. Seftep Hanım peki akrepler akreplerle. Ne olur? Akrep akrep. Anlaşabilir miyiz? Şey olmaz, ne olacak? Anlaşılıyor. En iyi birbirlerini tanıyan cins diyorum ben size. Yeri geldiğinde anlaşabilir, yeri geldiğinde anlaşamayabilirler. Bu da olabilir yani. Bu da yaşanabilir. O yüzden ya nimettir diyorsunuz, ya bir lanettir diyorsunuz yani. İkisi arası bir şey. Çok büyük bir güç de olabilir. Çok büyük bir güç savaşına da girebilirler. Yani yaşanabilir. Ama dediğim gibi böyle akrep akreple nasıl olur? Yengeç akreple nasıl olur? Bunlar dediğim gibi. Çünkü sadece güneş yok o haritada. O haritada Venüs var, Mars var, Ay var, Yükselen var, MC var, Plüto var. Karşı tarafın Plütosu, diğer tarafın Merkür'üne kara yapıyorsa karşı taraf direkt manipüle ediyordur düşüncesel olarak. Eziyordur, yok etmeye çalışıyordur. İşte ne bileyim ben Satürn'den kara alıyorsa oradan Ay'ına duygusal olarak sınırlıyordur. İşte kendini ifade etmesine izin vermiyordur. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Burada bütün çok önemli. Evet, çok. Şimdi yani orada ne etki alıyor? Orada bir yüzyıllık varsa birbirlerini yüceltirler. Hmm. Orada bir destek açısı varsa ya da birbirini tamamlayan bir güzel enerjiyi oluşturuyorlarsa müthiş. Harita bazında üst üste koyduğunda güzel bir etki, güzel bir destek varsa eyvallah dönüştürüp değiştiren bir enerji haline gelebilirler ve çok zararlı olabilirler birbirleri için. Birbirlerini dönüştürürler. Ama genel anlamda baktığında sadece güneş akrep, öbürü de güneş akrep. Birbirinden çok farklı kişiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Güneş evet. Akreptir, ayı da akreptir. Daha derindir. Ama güneş akreptir, işte ayı oğlaktır. Duygusal olarak korkular yaşayan bir insandır. Sınırlandırmalar, disiplini olması gerekir gibi. Yaydır. O boşlardan mesela atıyorum daha özgürdür, daha açıktır, daha besleyendir, daha sınırsız yaşar, daha özgür yaşar, duygularını ifade eder. Ama akrep, ayı akrepse o. Hiçbir şey öğrenmezsiniz onun duygularıyla ilgili. Duygularıyla ilgili ne hissettiğini, ne yaptığını, ne ettiğini söylediğinden bile, kendi dediğinden bile şüphe duyabilecek bir duygu yapısına girebilir biri geldiğinde. O yüzden hani... Şu an akrepteyiz. Ben bunu yayda da söyleyeceğim. Ben bunu oğlakta soğuduğunuzda da söyleyeceğim. Kovada da söyleyeceğim. Balıkta da söyleyeceğim. O yüzden hepsini de söyleyeceğim. Ben de ısrarla sormaya devam edeceğim. Olsun. Sorun. Ama her seferinde aslında insanlara anlatıyoruz. İnsanlara bunu seyretmeyen diğerini seyreder. Diğerini seyretmeyen diğerini seyreder. Herkes kendi burcunda aslında burç bazında değil de harita genelinde bir birlikteliğin önemli olduğunu, iki haritanın birbirleriyle olan enerjisel desteğini ya da kösteğinin bize doğru cevabı vereceğini herkes görüyor. Seftep Hanım, gelelim Akrep Burcu'nun mesleklerine. Hangi meslekleri yaparlar? En uygun meslekler nedir Akrep Burçları için? Şimdi çok iyi cerrahlar da görebilirsiniz. Çok iyi sanatçılar da görebilirsiniz Akrep'te. Çünkü dönüştürüyor ya seramik sanatçıları, işte ne bileyim heykel tıraşlar, bu tarz insanları da görebilirsiniz. Çok iyi cerrahları da görebilirsiniz. Çünkü 8. ev aynı zamanda ameliyatlar evidir, operasyonlar evidir. Bu tarz insanlar da çıkabilir. Akrep Burcu'nu sembolize eden bu tarz olayları görebilirsiniz. Bu tarz insanları görebilirsiniz. Polis olurlar mı? Olabilir. Dedektif, polis, dedektif, bu tarz olaylar. Entrikaları çözenler, işin dibindekini, okült
işlerle uğraşanlar, gizli ilim ve bilimlerle uğraşanlar, bu tarz insanlar da çıkabilir bu burçta. Araştırmacı, hani bu ciddi araştırmacılar vardır ya, arkeologlar mesela yerin altını kazarlar. Evet. Bu tarz insanlar, bu tarz meslekler kendilerini gösterebilir. Ölüm ve cinsellikle ilgili herhangi bir mesleği söyleyebilirsiniz. Jinekolog diyebilirsiniz mesela. Kadın hastalıkları, kadınla ilgili. Çünkü o bölge cinsel bölgeyi de temsil ettiği için akrep vücudumuzda. Bu tarz bunlarla ilgilenen mütehassısları, araştırmacıları, kanser araştırmacılarını. Çünkü akrep biraz daha bu etkiyle de alakalı bir durumdur. Her ne kadar yengeç desek de ama akrebin de etkisi çok önemlidir. Haritalardaki akrepte bulunan gezegenin etkisi ya da Plüton'un buraya yapacağı etki çok önemlidir. Daha uç noktalarda diktatörleri de katabiliriz bu işin içine. Çünkü güce sahip, güçle alakalı dedik ya, uç noktada gücü elinde tutan yöneticilerden de bahsedebiliriz. Bu tarz olaylarla, bu tarz mesleklerle ilgilenebilirler. Mezar kazıcılarında buna eklemek istiyorum. Çünkü altı merak ediyor. Ay, ben ilk duyduğumda çok bilmiştim. Geliyoruz şimdi. Nereye geldik? Akrep burcu dünyada ve Türkiye'de ünlü olan kişiler. Kimler akrep burcu ünlüler? Vallahi söyleyeyim mi? Bir tanesi çok ünlü ama. Ne? Bir tanesi çok ünlü. Bill Gates. Bill Gates ya. Adam nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor. Ya. Nasıl yöneteceğini o kadar iyi biliyor ki. Öyle böyle değil yani. Türklerden kimler var? Bakıyorum. Kemal Sunal'ı biliyorum. Kemal Sunal. Evet. Evet. Şevval Sam var. Şevval Sam. Valla alendelen derim ben bunun üzerine. Calvin Klein. Ya, Anne Hathaway. Evet. Julia Roberts. Arzum Onan. Hadi bakalım. Katy Perry. Berrak Tüzün Ağaç var. Bakın bu insanların bakışlarına, gözlerine dikkat edin. Evet. Evet. Hep böyle bir inanılmaz bir derinlik vardır onların gözünde. İnanılmaz bir magnetizmaları, bir çekicilikleri vardır. Bir güzellikleri ya da güzel olmasalar bile orada bir sizi çeken bir mıknatıs var gibi. Mesela Demi Moore, o bakışları. Ama Dostoyevski'nin de akrep olduğunu biliyoruz. Öyle söyleyeyim. Nur Fettahoğlu Dostoyevski dedikten sonra. Çok sevdiğim bir sanatçı Emel Sayın. Çok severim. Gerçekten mi? Emel Sayın'ı bilmiyorum. Çok severim. Emel Sayın'la benim bir fotoğrafım var. Şimdi sevgili seyircilerimiz, benim Emel Sayın'la olan fotoğrafımı görüyorsunuz. Niye kafayı salladık Aşkım böyle? Aşkım Memnu'dan Behlül var. Behlül. Emel Sayın tamam geldik. Behlül var. Sevgili Behlül. Yani Kıvanç. Bir poster var. Çok severim. Leonardo DiCaprio. Ne kadar neşeli, ne kadar bıcır bıcır, ne kadar kıpır kıpır bir insan. Meltem Cumbul. Hiç akrep der misiniz onun için karşılaştığınızda böyle? Yok ama demek ki İşte burada vardır belki, bilemezsiniz. Ya da işini en derinine kadar yapan. Zaten gözlerine bir bakın resimlerinde. Ahmet Kural da varmış. 10 Kasım'da oldu. Metin Akpınar diyorum o zaman. O da öyle. Müjdat Gezen. Benim değerlerden devam edeyim tabii. Pablo Picasso. O zaman Scarlett Johansson diyorum. Teoman diyorum o zaman. Paramparça. Demi Moore dediniz mi? Demi Moore. Tabii ki dedim. Bakışlarına bakın dedim. Hatırlayınız lütfen. Sayın İkizler Burcu. Zerri Nazar diyorum o zaman. Hani dünya tatlısı. Evet. Alp Kırşan. O da 3 Kasım'da. Peki varmış. Noktayı koyuyorum o zaman. Yılmaz Erdoğan. Tam bir akrep. Görüntü olarak da, çalışma olarak da, o sahnedekileri yöneten olarak da, hafif manipülatif, hafif derinini gösteren, hafif aslında o oyunların altında nasıl bir ve acayip karizmatik bir adam. Yanlış mıyım? Evet. Yani evet, doğrusunuz, doğru söylüyorsunuz. Rock Hudson var. Rock Hudson'ı bilmiyordum. Süleyman Demirel. Öyle mi?
Köprü vardı da biz mi geçmedik? Vardı da biz mi içtik? Ha, sana manipülasyon. Dün Allah ne yaptı şeklinde. Bitti. Adam açmış. Mesela Selma Ergeç var. Öyle mi? Bayağı çalışmışsınız siz. Sevtap Hanımcığım, akreplerle ilgili olan programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Şimdi önümüzdeki programda hangi burçları konuşacağız? Çok sevgili yay burçları. Yaylara sıra geldi. Yaylara sıra geldi. Yavaş yavaş oğlağa doğru gidiyoruz. Siz onu merak edin aslında. Siz onu merak ediyorsunuz, ben biliyorum. Ben şimdi biliyorum sizin aklınızdan geçeni. İkizler de bunu gördünüz. Ben sizi nasıl görürüm diye iyi çalışın. Dersi çalışıp geleceksiniz. Biliyorum sizi. Kesinlikle. İkizler de bana yaşattıklarınızı siz de bu dünyada yaşayacaksınız. Yaşatacağım. Bakın akrep etkisini görüyorsunuz değil mi? İçinizdeki akrebi uyandırdım şu anda sizi. Gülüne yüreksiniz konunun. Her neyse yay burçlarına gireceğiz bir sonraki programımızda. Bir sonraki dönemin burçları olarak. Hem mevsimsel olarak hem enerjisel olarak zaten ateş burcunu temsil eden değişken bir yapısı var yay burcunun. Bunlarla ilgili daha fazla detaylar vereceğiz. Yay Jüpiter tarafından yönetilir. Jüpiter bizde karmanın çıkış kapısıdır gibi düşüneceğiz. Tabii eğer Satürn sana buradaki görevini fısıldayansa, hani gelme sebebin diyoruz ama buradaki Tanrı'nın sesi ise Satürn, buradaki kurallara dayakları yediğin yerse, Jüpiter'de o otoyolda gittiğin yol çıkış kapısı. Biri giriş, biri çıkış. Tabii onu açan anahtar daha ayrı bir konu. O da Şiron dediğimiz olay. Çok derin bunlar ya. Vallahi çok derin. Çok güzel derin bir program olacak bunlar. Şimdiden. İnşallah. Ben yay salımlı bir insan olarak da neşelilerdir ya. Hep severim ben yayları. Yayları severim. Sevgili yaylar, bir sonraki programımız sizinle ilgili olacak. Dolayısıyla Zeus'un çocukları. Programda Zeus'un çocukları, akrep burçlarını inceledik, akrep burçlarını konuştuk. Olumlu, olumsuz, güzel ve daha az güzel yanlarını Sevtap Hanım dile getirdi. Vallahi ben her şey bizde mevcut. Her şeyi Sevtap Hanım. Sevtap Hanım. Ayhan Bey, siz bana yazılı tekst göndermiştiniz, ben onu okudum. Tabii oldu. Güzel oynuyorsunuz. Sevtap Hanımcığım, bu programımızın da sonunda yine söyleyecek birkaç sözünüz vardır diyorum ve sözü size bırakıyorum. Öncelikle kendinize çok dikkat edin. Zor dönemlerden geçiyoruz. Ama tek şey söyleyebilirim. Kalbinizden sevgi eksik olmasın. Vicdan, merhamet, iyilik. Bunun için yaşayın. Bunun için var olmaya çalışın. Çünkü gerçekten yaptığınız her iyilik ve kötülük size geri dönecektir. Can yakma, can alma, can, bunlar boş şeyler. İnanın daha önemli şeyler var bu dünyada. Öncelikle insan olmak gibi. O yüzden ben sevgisi olmayan, korkusu olan, tereddütleri olan, işte bu tarz gölge taraflarını düşmüş insanların kalbine İlahi sevginin akmasını niyet ediyorum. İnşallah günün birinde sevgiyi bulmaları dileğiyle. Sevgiden uzak kalmayın. Sevgi her şeyin temeli. Sevmeye çalışın. Sevinmek istiyorsunuz belki ama önce siz sevmeyi öğrenin. Ondan sonra zaten gerisi tıkır tıkır çalışacak. O yüzden kendinize çok iyi davranın. Sevtap Hanım, bu güzel mesajınızla programımızı bitiriyoruz. Türkiye'den İngiltere'ye selamlar ve sevgilerle bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Evet, enerjiniz hiç bitmesin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bye bye.